Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz köprüler. Aranızda köprü sonuçta ne kadar ilginç olabilir ki diyenler olabilir. Size tavsiyem bu kadar çabuk karar vermeyin. Çünkü videoyu izledikten sonra yok artık diyebileceğiniz 7 köprü derledim. Hepinize iyi seyirler dilerim. 7 numara Asma Köprü. Listeye en inanılmaz köprülerden biriyle başlıyoruz. Bu köprü İsviçre'nin Ben şehrinde bulunuyor. Buraya adım atmak cesaret ister. Çünkü yerden 100 metre yüksekliğinde Alp dağlarının tepesinde bulunuyor. Eni oldukça dar. Aynı anda tek bir kişi geçebiliyor. Ve uzunluğu ise 170 metre. Dağların ne kadar rüzgarlı olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bu köprü o rüzgarlarda beşik gibi sallanıyor. Düşmemek için çok sıkı tutunmamız gerekiyor. Umarım bu köprüden düşmek istemezsiniz. 6 numara Cam Köprü. Sıra listenin en ürkütücü köprülerinden birine geldi. Bu köprü Çin'de bulunuyor. Türünün en uzun olmasıyla biliniyor. Tam 430 metre. Ama asıl olayı cam olmasında. Düşünün, dağların ortasında 500 metre yüksekliğindesiniz. Ve içinden geçtiğiniz köprü cam. Birçoğu cama basmaktansa köprünün kenarından geçiyor. Camlar ne kadar sağlam ve dayanıklıysa da buraya adım atmak kolay değil. Soruyorum, kimler burada yürümekten korkardı? Yürümeyi bir yana koydum. Bu adamlar burada resmen dans ediyor. 5 numara Örümcek Ağı. Şimdi de Kanada'nın Vancouver şehrindeyiz. Köprü deyince akıllara en son gelebilecek köprülerden. Bir ulusal parkın içerisinde bulunuyor ve bu parkı köprünün üzerinden görebiliyorsunuz. Köprü dönemeçler ve asma geçitler halinde tüm parkı dolanıyor. Sanki büyük bir örümcek ağında dolaşıyormuşsunuz gibi. Köprü oldukça sağlam. Aynı anda 96 fili taşıyabileceği söyleniyor. Ama sağlamlığına bakmayın. Çünkü üzerinde yürüdüğünüzde o kadar çok sallanıyor ki sallantıdan başınız dönüyor. 4 numara Husseini Köprüsü. Sıradaki köprü Pakistan'da bulunuyor. Köprü oldukça eski. Çünkü kimse ne zaman yapıldığını hatırlamıyor. Birkaç halat ve tahtalardan yapılan köprü oldukça tehlikeli. Aşağıda bir göl var ve bölge oldukça rüzgarlı. Köprülerden zaman içerisinde tahtalardan birkaç kopmuş ve aşağı düşmüş. Ve yer yer boşluklar oluşmuş. Gördüğünüzde bile korkmanız normal. Bir de üzerinde yürüdüğünüzü düşünün. 3 numara Maymun Köprüleri. Güney Vietnam'da ve Mekong şehri çevresinde görebileceğiniz bazı köprüler var. Ama klasik köprü anlayışından oldukça uzak. Bu köprüler çok ilkel. Bambu ağaçlarından yapılmış bu köprü, inanın bana hiç güvenli değiller. Geçerken türlü şekillere girmeniz gerekiyor. Tıpkı bir maymun gibi. Zaten ismi de buradan geliyor. Çünkü düşmemeniz için tıpkı bir maymun gibi şekilden şekile girmeniz gerekiyor. Yerden çok uzak değiller. Ama aşağıdaki nehrin içinde timsahlarla dolu bir havuza düşmek istemezsiniz. 2 numara Saman Köprü. Listedeki en favori köprülerimden biri oldu bu. Peru'da bulunan bu köprü eski İnka uygarlığından günümüze kadar kalmayı başarmış. Yerli halk için kutsal kabul ediliyor. İnkalar bu köprünün yapımında sadece saman kullanmışlar. Bu yüzden de adı Saman Köprüsü olmuş. Samanları ezip uzatıp halat şekline getirmişler ve köprüyü bununla inşa etmişlerdir. Yerel halk köprüyü aynı yöntemle her sene sağlamlaştırıyor. Saman bir ipin üzerinde metrelerce yükseklikten geçmek için cesaret ister. Ama onlara bakılırsa buna değiyor. 1 numara Uçurum Köprü. Şu ana kadar listedeki hiçbir köprüden korkmadıysanız umarım bu köprüden korkacaksınız. Burası Çin'de bulunan bir eğlence parkı. Ama bildiklerinizden biraz farklı. İçinde inanılmaz bir köprü barındırıyor. Hazır olun, yerden yüksekliği tam 1300 metre. Arasında birer metre platformların olduğu bu köprüde tutunacak hiçbir şey olmadığı için atlamak gerekiyor. Tabii ki de belinize halat bağlıyorlar. Ama bu köprüden kim geçmek ister ki? Bonus.
Asma bir patika olan bu köprü yine Çin'de bulunuyor. Sanırım Çinliler seviyor bu camdan köprüleri. Zaten videodan da anlaşılıyor. Ancak bu cam köprünün bir özelliği var. Bir dağın yamacına inşa edilen bu asma köprüde yürümek çok zor. Çünkü camın içine yerleştirilmiş ledler sayesinde bastığınız yer kırılıyormuş gibi oluyor. Bir de üzerine kırılma sesi gibi çıt çıt sesler geliyor. Sonrasını da siz düşünün. Siz olsaydınız ne yapardınız? Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.